İnsanoğlu her geçen gün yeni bir enerji alanı aramaya devam etmektedir. Günümüz teknolojileriyle yapay yani fosil yakıtlar bir zamana kadar ihtiyacımız olan enerjiyi bize sınırlı şekilde karşılayabileceğini anlamış olduk. Artık tükenebilir olmayan, doğayla iç içe enerji alanları arayıp dünyanın yaşanabilir döngüsüne zarar vermeden enerji yaratan alternatifler bulmamız gerektiğini anladık. Tam da bu sebepten dolayı birçok yenilenebilir enerji kaynağı için arayışlara girdik. İlk başta tüm dünya bunun büyük bir enerji krizini ortadan kaldıracağını kavrayamamıştı. Çünkü petrolü olan ülkeler bir gün petrolün getirdiği avantajların hiçbir zaman tükenmeyeceğini kanısına varıp gaflete düştüler. Ya da yeraltı zenginlikleri olan bazı ülkeler tükenmez bildikleri paralarının yavaş yavaş zamanla tükeneceğini öğrendiklerinden sonra geri dönülmez bir enerji krizinin ortasında kendilerini buldular. Şimdi gelin sizle birlikte dalga enerjisinin tarihçesine inip nasıl başladığıyla konuyu ele alalım. Okyanus dalgalarından enerji elde etmek için bilinen ilk patent 1799 yılında Paris'te Pierre Simon Girard ve oğlu tarafından dosyalandı. 1910 civarında Backhouse tarafından Fransa'nın Rouen kentinde evine güç sağlamak için erken bir cihaz inşa edildi. Görünüşe göre bu dalga ve enerji aygıtının ilk salınımlı su sütunu gibiydi. 1855'ten 1973'e kadar yalnızca Birleşik Krallık'ta 340 tane patent başvurusu yapıldı. Modern dalga enerjisi arayışına Yasuda Mashuda'nın 1940'lardaki deneyleri öncülük etti. Navigasyon ışıklarında güç sağlamak için kullanılan yüzlerce üniteyi inşa ederek çeşitli konseptleri test etti. Bunlar arasında Mashuda'nın 1950'lerde önerdiği mavsallı bir salın eklemlerindeki açısal hareketten güç elde etme kavramı da vardı. Peki dalga mekaniğinden enerji üretme fikri neden ortaya atıldı ve kim tarafından düşünüldü derseniz tüm ülkelerin artık paçası tutuşmuştu. Enerji krizinin tam da ortasına düşmüşlerdi. Artık enerji aramak zorundalardı. Peki sebebi neydi? İlk başta da bahsettiğim gibi 1973'teki petrol krizi patlak vermişti. Dalga enerjisine olan ilgiyi yeniledi. Başta İngiltere, Norveç ve İsveç olmak üzere birçok ülkede hükümetler tarafından önemli dalga enerjisi geliştirme programları başlatıldı. Araştırmacılar özellikle Stephen Salter, Jonas Fallnes, Kijal Budal, Mick Cormick, Devant Evans, Michael French gibi isimler olmak üzere dalgaların enerji çıkarma potansiyelini yeniden incelediler. Yeniden incelediler deme sebebim, ilk başta ciddiye almamışlardı çünkü. Petrol krizi gelene kadar dalga enerjisi sadece teoride kalmıştı. Bir faaliyete geçişte bulunmamışlardı. Artık faaliyete geçiş ve hesaplamalar vaktiydi. Bu araştırmacıların arasından Stephen Salter, resmi olarak icadını o kadar test ve deneyden sonra 1974'te yayınladı. Resmi olarak Edinburgh ördeği olan, ismi başını sallayan ördek olarak tanınan, küçük ölçekli testlerde ördek kavisli tam benzeri gövdesi dalga hareketlerinin %90'ını durdurabilir ve bunun %90'ını elektriğe dönüştürerek %81 verimlilik sağlar hale getirildi. 1980'lerde birkaç başka birinci nesil prototip test edildi. O kadar araştırma, geliştirme ve sürece rağmen tekrardan yenilenebilir enerji için büyük bir sıkıntı ortaya çıkmıştı. Tekrardan yanılgıya sebep olacak fosil yakıtlardan petrolün kullanımı daha da yaygınlaşmaya başlamıştı. Ve üretimi için kolaylaşacak birçok teknoloji geliştirildi. Artık petrol çıkarma maliyetleri de düşürülmüştü. Bu yüzden dalga mekaniğinden enerji üretme tekrardan rafa kaldırılmak zorunda kaldı. Petrol fiyatları düştükçe dalga enerjisi finansmanı daraldı. İklim değişikliği daha sonra alanı yeniden canlandırdı. İkinci kez dalga enerjisine ihtiyaç duyulmuştu. Dünyanın ilk dalga enerjisi test tesisi, dalga ve gelgit enerjisi endüstrisinin gelişimini başlatmak için 2003 yılında İskoçya'nın Orkney kentinde kuruldu. Avrupa Deniz Enerji Merkezi, diğer tüm tesislerden daha fazla dalga ve gelgit enerjisi cihazının konuşlandırılması için desteklemiştir. Kuruluşunu takiben dünyanın birçok ülkesinde de cihaz testi için hizmet ve altyapı sağlayan test tesisleri kuruldu. Size bu büyük enerji potansiyelinin tarihçesini anlattım. Nasıl fikir haline geldiğini, nasıl şekillendiğini
ve nasıl adımlar atıldığını anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi dalgaların gücünden bahsedeceğim size. Okyanus dalgaları çok fazla enerjiye sahiptir. Dalga gücü elektrik üretebilen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Dalga enerjisi ücretsiz, sürdürülebilir, yenilenebilir ve sıfır atık üretir. Bu nedenle karbon ayak izimizi azaltmaya katkıda bulunabilir. Dalgalardan ve gelgitlerden çıkarılabilecek muazzam bir enerji potansiyeli vardır. Yine de bilim adamları, şirketler ve ulusal makamlar onu nasıl uygulanabilir bir ürün haline getirebileceklerini henüz anlayamadılar. Dalga gücü, okyanus yüzeyine yerleştirilen yüzen cihazların yukarı ve aşağı hareketiyle üretilir. Başka bir deyişle rüzgarlar dalgalar üretir ve ardından dalgalar enerji üretir. Dalgalar okyanus boyunca ilerlerken yüksek teknolojili cihazlar okyanus akıntılarının doğal hareketlerini ve güç üretmek için dalgaların akışını yakalar. Dalgaların gücünden yararlanmak, dalgalardan gelen enerjiyi kullanmak ve elektriğe dönüştürmek için 3 ana yöntem vardır. Yöntemlere geçmeden bu yöntemlerin ardında bu enerjiyi sürdürülebilir kılmak için birçok denklemsel analiz ve matematiksel kavramlar yer almaktadır. Hiçbir döngü %100 verimle kullanılabilir olmayacağı bilinmektedir. Ama bu verimi en yüksek yüzdelik dilimde tutmak için gördüğünüz birçok denklem ve matematiksel bilgi birikimiyle hareket edilmektedir. İlk başta size anlatacağım yöntem salınım ile su kolonu. Salınım su kolonunu ele alalım. Bu sistemde dalgalar bir odacığa su doldurur ve boşaltır. Odacığın içindeki su seviyesi yükseldikçe ve alçaldıkça odacığın üst kısmındaki hava kolonu sıkışır ve serbest kalır. Bu hava hareketi odacığın tepesine yerleştirilen bir türbini döndürür ve böylece elektrik üretir. Bu yöntemde dalgaların hareketi doğrudan türbinin dönmesini sağlar ve jeneratör bu hareketi elektrik enerjisine dönüştürür. Salınım su kolonu özellikle kıyı şeritlerinde etkili bir enerji yöntemi olarak kullanılır. Şimdi size ikinci yöntemden bahsedeceğim. İkinci yöntemin ismi salınım gövdesi. Bu sistem su yüzeyinde veya su altında bulunan bir cihazın dalgalarla salınması prensibine dayanır. Cihazın bu salınımı mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren jeneratörleri çalıştırmak için kullanır. Örneğin, Palemis dalga enerjisi dönüştürücüsü bu prensiple çalışır. Palemis, birbirine eklemli 4 büyük silindirik şamandıradan oluşur. Dalgalar bu şamandıraları hareket ettirdikçe eklemler arasındaki hareket hidrolik yağ pompaları aracılığıyla jeneratörleri çalıştırır ve elektrik enerjisi üretir. Üçüncü ve son teknolojimiz noktasal emici. Bu sistem su yüzeyinde dalgalarla hareket eden küçük, bağımsız bir şamandıradan oluşur. Şamandıra dalgaların dikey hareketini takip eder ve bu hareket elektrik üretmek için jeneratörleri çalıştıran bir mekanizmaya iletilir. Noktasal emici sistemler deniz yüzeyinde geniş bir alana yerleştirilebilir ve dalgaların enerjisini verimli bir şekilde toplayarak elektrik enerjisine dönüştürebilir. İlla ki aranızda soranlar olacaktır. Peki bu enerjinin potansiyeli ne diye merak edenlere açıklamada bulunayım. Dalga enerjisinin dünya çapındaki teorik potansiyelinin 2 terawatttan yani 2 trilyon watt'tan büyük olduğu tahmin edilmektedir. Dalga gücü için en fazla potansiyele sahip yerler arasında Avrupa'nın batı sahili, Birleşik Krallık'ın kuzey kıyısı ve Kuzey ve Güney Amerika, Güney Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda, Pasifik kıyıları gibi yerler yer alır. Kuzey ve güney ılıman bölgeler dalga gücünü yakalamak için en iyi yerlere sahiptir. Bu bölgelerdeki hakim batı rüzgarları kışın en güçlü şekilde esiyor. Peki bu potansiyele ulaşabilmek için önümüzde ne gibi zorluklar çıkıyor derseniz, mevcut dalga enerjisi, üretim teknolojisi birçok teknik sınırlamaya tabidir. Bu sınırlamalar enerjiyi yakalamak için sağlam ve verimli teknoloji gerektiren okyanus dalgalarının karmaşık ve dinamik doğasından kaynaklanmaktadır. Zorluklar arasında tuzlu suyun, sert hava koşullarının ve aşırı dalga kuvvetlerinin aşındırıcı etkilerine dayanabilecek dalga enerjisi cihazlarının tasarlanması ve üretilmesi yer alır. Biliyorsunuz ki güneş enerjisini depolamak amacıyla birçok dönüme
güneş enerjisi panelleri kurulmaktadır. Peki bu dalga enerjisi içinde mümkün müdür? Okyanusların üzerinde dalga için birçok cihazın farm yaptığını düşünün. Ne mükemmel değil mi? Gelin şimdi size anlatayım. Bir dalga çiftliği, dalga enerjisi çiftliği veya dalga enerjisi parkı, birlikte bulunan bir grup dalga enerjisi cihazıdır. Cihazlar makine sayısına, aralığa, yerleşime, dalga iklimine, kıyı ve benti geometriye ve kontrol stratejilerine göre hidrodinamik ve elektriksel olarak etkileşime girer. Tasarım süreci, yüksek güç üretimi, düşük maliyetler ve sınırlı güç dalgalanmaları arayan çoklu optimizasyon problemidir. Kıyıya yakın dalga çiftliklerinin plaj dinamikleri üzerinde önemli etkisi vardır. Örneğin dalga çiftlikleri erozyonu önemli ölçüde azaltır. Bu da kıyı koruma ve enerji üretimi arasındaki bu sinerjinin dalga enerjisinin ekonomik uygulanabilirliğini arttırdığını gösterir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdiden teşekkür ederim.